Değerli izleyiciler merhaba. Çatkaf Tarih ve Kültür Söyleşilerinin Rıdvan Yüce ile Halk Oyunları program dizisine hoş geldiniz. Bu programda biraz da uygulamalı bir Çanakkale yöresi halk oyunlarının ritim ve özellikleri üzerine bir program yapmayı hedefledik. Rıdvan Hocam sağ olsun arkadaşlarıyla birlikte bu programda yine sizlerle Çanakkale yöresinin halk oyunları üzerine önemli bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Hocam hoş geldiniz, arkadaşlar hoş geldiniz. Ben tamamen sahneyi ve sözü Rıdvan Hoca'ya bırakarak çekiliyorum. Arkadaşlarımızı tanıtarak ve daha sonra program içeriğini sizden dinleyebiliriz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Rıdvan Hocam. Sağ olun. Uygulamalı oyunumuza başlamadan önce gazeteci, oyun elemanımız Remzi Can'ı tanıtmak. Yanımda Hasan arkadaşımız, doktor emeklisi. Hasan Sezer Ayvacıklı tanıtarak ve ikinci bir Hasan arkadaşımızı, yeni mahalledeli öğretmen, emekli öğretmen arkadaşımızı tanıtarak başlamak istiyorum. Evet, şimdi Çanakkale Anadolu'nun anası kabul ettiğimiz Harmandalı oyununu çok farklı kadın ve erkek farklı oynanan özelliğiyle herkes biliyor. Bu anlamda farklı özelliği ritimlerde, figürlerde olduğu gibi kadın erkek ayrı oynanmasında da sadece Çanakkale'ye özgü bir oyun, Harmandalı oyunu olduğunu biliyoruz. Şimdi Harmandalı oyununun pratikte uygulanmasını birlikte arkadaşlarla sunacağız. Buyurun arkadaşlar. Harmandalı oyununa geçmeden önce sahneye Çanakkale türküsüyle yürüyerek çıkıyoruz. Ram bam bam dray ray ray lay 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 lam ray lay lay ray lay 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 da ray lay lay lam ray lam ray lay ray lay lam ra Harmandalı efem geliyor. Haylan. Bir, iki, üç, altı say. Kollar. Kollu. Kahramanlık, mertlik, kendine güven ve doğaya uygunluğu anlatan kolsuz figürü ve kolluyla devam ediyor. Soldan dönüş, yine aynı hareketlerle. Kendinden çok emin, birlikte dayanışmayı anlatan figürlerimiz. Evet, sonladık, bekledik. Bu figürümüz, Harmandalı figürlerini anlatırken, araştırmada özellikle hocalarımızın yaptığı, hasat döneminde daha çok köylerde çalışan köylülerimizden, düğünlerde daha sonra oluyor ama özellikle hasat dönemlerinde çekimlerini yaptığını biliyoruz, anlatımlarından onları anlıyoruz. Tabii ki biz figürleri anlatırken birebir figürün anlamını tek olarak açıklamak durumunda değiliz. Bunu hocalarımızın ve biraz da benim yorumumla katıyoruz. Neden benim yorumum? Çünkü diğer yörelerin oyunlarıyla da araştırma oyunları öğrenip aktarırken birçok deneyim de kazanmış oluyoruz ya, anlam açısından. O açıdan Harmandalı'nın kollu yürüyüşünde üçte kollar kalkıyor, bir savaş anını, kol çekme, bir piştov ve kama çekmesini gösteriyor. Karşıya bakış, düşmana korku salma, yani heybetli görüşüyle. Tabii ki bu savaş anında, doğa olayları içinde de kendine güveni, arkadaşlarıyla birlikte dayanışmayı anlatan bir figür hareketi. Bunu ezgilerle, figürlerle izleyenlere döndürüyorlar, anlatmış oluyorlar. Özellikle soldan dönüş hareketi tarlada çalışan bir
oyunu sunan kaynak kişi oynarken güneş gözünü çarptığı için dönerken elini kaldırıp hem gölge ediyor, güneşin gölgesini sağlamış oluyor, hem de kendi anlatmak istediği figürü anlatmış oluyor. Bu özelliği önemli. Şimdi ikinci bölümü, üçüncü figürden başlıyoruz. Soldan dönüş. Bir, iki, üç. Evet, kollar kalktı. Karşıya kartal şeklinde kollar açık. Yürüyüş ve ortaya toplanışı görüyoruz. Figür aynı şekilde ortaya birlikte dayanışma şeklinde yaylanarak ve tabii ki çok kendine güven bir şekilde geri kaçıyorlar. Alan değişimi ortada, ortaya dışa, içe, çekti ayakları, çöküş, birlikte hep beraber haykırma. Çökmeden birlikte ara verdik. Hayda haykırışla oyunu tamamladık. Şimdi devam ediyoruz. Kükreme şekliyle, vücut hareketiyle ve sayıyla sekerek hızlı bir şekilde alan değiştiriyor. Özel bir uyum içerisinde dayanışma ve iş yapmayı örnek alarak sunuyoruz. Güven, kahramanlık, onur tavırlarını ortaya arada yükselerek, birbirini de görerek, o iletişimi sağlayarak yerinde hem doğaya hem hareketlere birlikte müdahale ederek devam ediyorlar. Yine soldan dönüş hareketi başta yapıldığı gibi karşıla oyunlarıyla, haykırışlarıyla bitiriyorlar. Hayda! Ortaya toplanıp savaşa gitti. Tekrar yurduna dönmüşü ve bitirişi sunuyoruz. Harmandalı oyununu bir bütün olarak aldık. Şimdi hocalarımızın da geçmişte yaptığı deneyimlere ek olarak yorumlarımızı katalım. Oyunun sonunda farkındaysak ortaya hep beraber haykırarak açılma, alan dışına çıkma. Sonra tekrar dönüp bir noktada buluşmak için tekrar aynı kararlılıkla, aynı güçle, aynı heyecanla ortaya gelip hey diye ortada bitirme. Bunun anlamı Çanakkale ilimizde ağırlıklı savaşların olması, savaşlarda savaşa giden insanlarımızın yurdundan koparken gönlü, nişanlısı, evli, çoluğu, çocuğu arkada bıraktığından dolayı bir gözü arkada ama görevini de yapmak üzere açıldığını anlatırlardı. Savaşlar sık sık olduğu için o bitiminden sonra da tekrar aynı alanlarda, savaş alanları da olabilir, yaşam alanları da olabilir, aynı alanlarda buluşması. Bu savaşla ilgili bir kısım. Hocalarımızın anlattı. Ama bizim yorumumuzda eklemek gerekirse biz hasat anında veya bir toplantıda alınan kararlarda veya bir doğa olayında harmandalının haykırarak ayrılması bir kartalın avına son hamleyi vurması gibi haykırarak yüksek sesle o gücü sese yansıtarak sunuyorlar ve oyunu ortada erkeklerin hey demesiyle, yani oyunun bittiğini ilan etmesiyle tamamlamış oluyoruz. Harmandalı ya Mandran Zeybe'yi de dendiğini biliyoruz. Şimdi de Kaba Güven, Kaba Güven'de Kabadan diye tanımlanan Çanakkale'nin özel oyunu olan Kaba Güven'e geçiyoruz. Tray, trarararam, rayrarayrayrayrayrayram, darararam, rararirram. Hayda! Dinleyiş.
ortaya. Hop. Hop. Geri kaçıyoruz. Eşler. Kaldık öyle. Evet. Harmandalın tüm özellikleri kaba güvemde de aynen olmasına rağmen kaba güvemi harmandalıdan ayıran özelliklerden birisi de zaten isminden belli oluyor. Kaba güven. Güven üzerine oluşan bir oyun. Burada sadece savaş anı değil, daha önce ülkemizde Kurtuluş Savaşı'nda çetelerin olduğunda varsayarsak, çetelerin akşamları ateşte, oturdukları yerde müzik eşliğinde oynamalarını, bunların da tabii oyun oynarken figürlerinde güven üzerine kurulduklarını gösteriyor. Harmandalın aynı özelliklerini taşımasına rağmen en son yaptığımız figür, dikkat ettiyseniz, başka hiçbir yörede olmayan diz dize koyma. Yani burada hem iletişimi, etkiyi hem de o harmandalın özelliklerini anlatan bir oyun. Düğünlerde şunu görüyoruz, ilan ederler. Ne ilan ediyor? İşte düğün sahibinin kızını evlendir, oğlunu evlendirmesini ilan ediyor. Kaba güvende bir özelliği daha, tabii ki bu müzikle oynanmasıyla davulun tokmakla değil, ters derler, tersten elle çalınmasıyla, daha ağır bir havayla çalınmasıyla oynanan bir oyun. 3-4. Eşine bitirir gibi. Diz dize. Şimdi sesli beraber. Hayla. Hey. Evet. Aynı özellikler de oyunun bitirişinde de harmandalda olduğu gibi kabada da görüyoruz. Sadece kabada zeybek oyunlarındaki o heybetliliği, kendine güveni ve geçişlerde tabii ki göz göze bakarak, göğüs göğüse o geçişi bir ahenk şeklinde sunmaları çok önemli. Doğa olaylarında da bu etkiyi görebiliyoruz. Çünkü demin de örneğini verdiğimiz gibi dağda efelerin veya çetelerin tırnak içinde. Çünkü çetelerimiz çoğu Kurtuluş Savaşı'nda kurtuluş mücadelesini Kuvayi Milliye ile birlikte verdikleri için. Çok azınlıkta çeteler halka karşı olmuştur. Ama büyük bir çoğunluğu Kurtuluş Savaşı'nı destekledikleri için bu figürlerin onlar taşıyarak bu oyuna verdiklerini biliyoruz diye düşünüyorum. Evet. Bu oyunda anlam ve önemi şimdilik bu kadar. Harmandalı ve kaba güvemden sonra çan çiflemesi dediğimiz karanfilin moruna. Bu oyun ezgi tabii ki muhakkak var ama sözlü bir oyun. Türkü aslında. Zeybek formunda oynanan bir oyun. Daha ağır, harmandalı, kaba güven özelliklerini taşısa da birlikte erkeklerle kadınların da birlikte oynandığı söylene geliyor. Ama biz araştırmalarımızda bunu görmedik.
Yani hem kadın hem erkek. Tabii ki çevremizdeki illere bakarak Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Edirne. Tabii ki bir ilimiz var, o arada kalan Çanakkale. Bu muhakkak bizim Çanakkale'ye özgü ayrı oynandığı için bizim de muhakkak birlikte oynamışlardır geçmişte ama bu belki inançlardan dolayı, belki başka şeylerden dolayı biraz kesintiye uğramış. O anlamda şu anda göremiyoruz bu oyunun kadın erkek birlikte oynanmasını. Tabii ki bu inançlarda da sanki Alevilerin, Türkmen köylerinde varsaydığımız kadın erkek birlikte oynanmasını görüyoruz. Belki Yörükler de geçmişte oynamışlardı. Bunun örnekleri de var. Evet, şimdi türkünün ezgisiyle oyuna başlıyoruz. Rayindam ray lay lay lalam ray 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 lay lay ray lam ray lay 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 dara lay 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 lam dara la la lay lam ray lay ray ray lay ray dam ray lay lay ray lay 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 lam bam bam ral dal dam ray lay lay di di dam ray ray lay lay day day dam ray day 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 dara day 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 dam dara dara day dam ray day ram ray day lay dam ray day 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 dam bam bam ray day dam hay tra dam Rai rai lai 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 rai dai rai dai rai dai da da rai dam dai dam da 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 rai dam dai dai rai 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 dam rai dai dai rai rai dai dai dam ram bam bam rai dai dai di di dai Rai rai lai lai dam dai dam rai lai 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 dara lai lai dai dam dara dara rai dam rai 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 dam rai dai 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 bitiriyoruz. Şimdi çan çiftlemesi dediğimiz karanfilin moruna harmandalı ve kaba güvemden ayrılığını figürlerde gördük. Nedir? Sırt sırta verme. Yine hem ilimizde hem başka illerde görülmeyen bir figür. Sırt sırta bu da kaba güvemde dediğimiz güven olayının bu sefer bu oyunda arkadaşına güvendiğini yani sırtını döndüğünü gösteriyor. Sırt sırta vererek ayrılıp oyuna devam ediyor. Tabii ki burada demin de belirttik kadın ve erkeklerin birlikte oynadığını görmüyoruz ama erkeklerin özellikle eğlencelerinde türkü söyleme ahenk ortamında bunu çok ağır ve ahenkli bir şekilde haykırarak sunması, geçerken ha sesleriyle kendine coşku vererek oynaması gerçekten farklı bir oyun olduğunu gösteriyor. Zeybeklerde sırt sırta verme başka bir ilde olmadığını söylemiştik. Bu da üçüncü bir oyun, Çanakkale'nin özel oyunu olduğunu gösteren ve tek figürünün anlamlı olduğunu görüyoruz. Bitirişte farkındaysanız sadece bir el vurma ve haydayla 6. sayıya kadar getirip ortaya öbür oyunlarda olduğu gibi hey diye bitirmeyle sonlandırıyoruz. En önemli zeybeklerinden birisi de olan hem kadınların hem erkeklerin oynadığı Yandım Ayşe, Karyolamın Demiri, Martinimin Demiri, Tabancamın Demiri, Çeyiz Altı, Kadın Zeybeği olarak diyor. Hocalarımız daha önce bize bu kadın oyunu diye sunuyor. Şimdi kadınların ahenklerine giremedikleri için onların kendi tepsilerle, ritimle, darbukayla söyleyip oynadıkları bir oyun olarak biliniyordu. Nedenini bilmiyoruz ama sonra şundan olabilir. Ezgiyi başka türlü öbür ezgileri
kaba güvemi, çan çiftlemesini bilemediği için belki karyola mı demiri yandım Ayşe'yi müzisyenlerin bilmesini bilmesinden yola çıkarak Karyolamın Demiri Yandım Ayşe'de erkekler tarafından oynanıyor. Ama şimdi biz onu sunmadan kadın oyunlarında sunmak üzere bırakıyoruz. Erkeklerle birlikte ayrı ayrı oynanan bir oyun olarak tespit etmiş oluyoruz. Şimdi Kuzköy'e geçiyoruz. Kuzköy Zeybe'yi Çınarlı Köyü'nde oynanan Bayramıç Ezine ilçelerinde de gördüğümüz bir oyun. Genelde erkeklerin düğünlerde en az ikili oynadıkları bir oyun olarak. Daha sonra da ilimizde tek solo oyuna dönüşmesiyle çok popüler olan, yani diğer illerde de önemseyen, özel ilgi gösterilen bir oyun haline geldi. Tabii ki bunun araştırması çok geniş kapsamlı. O anlamda sadece bir iki figürle tamamlayacağız onu. Şimdi şöyle geldik. Evet. 3, 4. Ram da da li li dam tray tram ray dam ray da da di tray di di dam tray di dam di di da di di da di di dam ra da da dam tray di dam tray di dam ray di di dam tray di di dam. Ayak sürdük. Di 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 dam. Ayak değiştirme. Hayda, bir, iki. Üç bitiriyoruz. Kuzköy Zeybe, Kuzköy'de oynandığı gibi diğer yakın ilçelerde de oynanıyor. Fakat özelliği hasat sonunda, eğlencede çok keyifli, daha çok ağır anlamında oynanan bir oyun. Sözleri yok. Yandım Ayşe'nin sözleri vardı ama bunun hiçbir sözü yok. Sadece ezgi üzerine. Ama çok tatlı bir ezgi üzerine kurulan. O ayak sürme, meydan okuma, diz vurma ve ayak değiştirme, o atikliği ve sonunda öne düşme, arkaya düşme ve ileriye gelip bitirme figürleriyle çok anlamlı bir anlatım tarzı var. O anlamda da zaten solaya dönüşmüş vaziyette. Çan sekmesi kadın ve erkeklerin oynadığı, ayrı oynadıkları bir oyun. Bir yarışma havasıyla oynanan bir oyun. Geniş alanda isteyen herkesin çıkıp ezgiye uyarak oyuna devam etmeleriyle bilinen yarışma ekibi. Tabii ağırdan hızlıya doğru gidildikçe yorulanlar ayrılıyor. Geriye hemen hemen oyunun o ritmine uyan çok az kişi, hatta bir kişi kalıyor. O da yarışmayı kazanmış, kabul edilen bir. Yani yarışma ekibi oyunu olarak biliniyor. Şimdi de örnekle sunalım. El vurarak başlıyoruz. 3, 4. Ram bam di da di di dam da di di da di 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 son. Ram da di da di kolsuz. Kollu. Dönüyoruz. Geri. Dönüyoruz. Sekiler. Hızlan. Geldik. Geri. Evet.
şimdilik. Çekiver. Dönüyor, bitiriyoruz. Tamam. Hey, bu oyunda izlediğimiz gibi yavaştan hızlıya doğru çalgılar ortada olur. Davul, klarnet. Onun etrafındaki alanda, dairede katılımcılar, oyuncular o oyun ezgiye uyarak oyuna devam ederler. Kadınların ayrı bir özelliği var. Figürleri ayrı olduğu halde. Çünkü burada inanç farklılıkları olduğu için Çanakkale'de çoğu arkadaşların şöyle yorum yaptıklarını biliyoruz. Kadınlar, bizim erkek ekibinde değil ama kadınlarda semah hareketinin var olduğunu söylerler. Bu tabii bir varsayım. Bu kanıtlanmadı daha. Yani bunu bilgilerle, araştırmalarda kanıtlamış değiliz. Ama tabii ki topluluklar arasında ilişkilerde nasıl ki o özellikleri, etkileri görüyorsak bu oyunda da vardır. Ama ileriki zamanlarda bunun daha çok net açığa çıkacağını düşünüyorum. Figürlere gelince, figürler oyun esasında daha çok Balıkesir, Bengi oyunlarını andıran, yavaştan hızlıya doğru ritimleri hızlandıkça coşkuyla kartal, kollar kartal gibi yukarı kalkarak uçuş hareketini gösteren, daha da hızlanıyor tabii, biz ezgi olmadığı için çok o havayı veremedik ama bunun etkisini görüyoruz. Dönüşler, el vurmalar, birlikteliği, yani şöyle düşünelim, doğa olayını, hasadı, savaşı veya bir inancı anlatan figürleri görüyoruz. Doğayla, yaşamla iç içe bir figür olduğunu ve en son bitiriş oyunu, coşkulu bir oyun olduğunu, oynadığımızda da son anda da mutlu bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Çanakkale Zeybeklerinden 4-5 örnek sunduk. Bir de Bengi özelliğinde olan çan sekmesini ekledik. Biraz bazı yörelerimizde karşılama şeklinde de oynanır ama biz onu her ilçenin kendi yorumuyla, her topluluğun kendine özgü hale getirerek sunduğunu biliyoruz. O anlamda zeybekler daha farklılıkları yan komşu illerden, komşu ilçelerden etkilenerek oyuna katılmaları, Bağözü zeybeği, Ada zeybeği, Karanlıkdere zeybeği, müzikler çok. Fakat örnekler de çok olduğu için bu kısa sürede zeybeklerin hepsini tek tek figür olarak sunma, ayrımlarını ortaya koyma şansımız ilk defa da olması nedeniyle biraz temkinli oldu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Bu kapanışı birlikte yaptık. Arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Yorduk sizleri ama bence izleyiciler açısından ve Çanakkale kamuoyu açısından çok önemli bir bilgiyi sunduk. İsteyenin isteyebildiği şekilde ulaşabilmesine olanak verdik. Bu anlamda çok önemli bir program oldu. Çanakkale yöresinin çok farklı nitelikte, işte zeybek, ora, karşılama gibi farklı özellikte halk oyunlarından sadece bu bölümde zeybekleri aktarabildik. Diğerlerini mutlaka diğer programlarda aktarabiliriz. Dolayısıyla şimdi Rıdvan Yüce ile halk oyunlarının bu bölümünde burada sonlandırıyoruz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun, ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık diyerek teşekkür ediyoruz. İyi günler diyoruz sevgili izleyicilerimize. Kültür paylaştıkça zenginleşir. Bunu da unutmamak lazım. Kültür paylaştıkça güzelleşir. Evet, güzelleşir ve zenginleşir.